Antalya'dayım. Antalya'ya gelince hem yeşili hem de maviyi insanın içine çekmemesi ve bundan bir yaşam sevinci çıkarmaması mümkün değil. Doğa bizi her zaman özgürleştirir. Yani doğanın içinde olmak bizi başka duygulara iter. Ama zaman zaman doğaya kötü davranırız. Hele son yıllarda daha çok büyüyelim, daha çok ilerleyelim, fabrikalardan daha çok dumanlar tütsün, daha çok tüketelim, kredi kartlarına asılalım, nasıl olsa taksitle diye bir acayip dünyanın içinde yaşıyoruz. Yani o acayip dünyanın içinde zannediyoruz ki daha çok alırsak, daha lüksünü, daha iyisini, daha güzelini elde edersek daha mutlu olacağız. Size benim bir haberim var. Daha mutlu olmayacağız. Dünyanın en büyük pırlantasında olsanız, dünyanın en şahane arabasına da binseniz, dünyanın en büyük evinde de otursanız sonuçta bir ruhumuz var. O ruhu mutlu etmek ancak ve ancak yaşamın içine girmekle, doğanın tertemiz havasını solumakla oluyor. Yoksa yeşil bitmiş, denizler kirlenmiş, akarsular yok olmuş, en zehirli atığı, en zehirli gıdayı tüketirken mutlu olmanız manen zaten mümkün değil. Dünyanın en fakir insanısınız demektir. Şimdi girizgahı böyle yaptım. Özdemir Asaf'ın o muhteşem şiiri aklıma geldi. Bütün renkleri kirlettiler, birinciliği beyaza verdiler der. Beyazı bu kadar muhteşem anlatan iki satır daha düşünebiliyorsanız bana yazın. Ben de öğrenmek isterim. Şimdi beyazı hızla kirletiyoruz. Hele Antalya gibi bir yerde, turizmin lokomotifi bir yerde maviyi kirletirsek geleceğimizi aslında çok ciddi bir şekilde baltalamış oluruz. Bakın gerçekten dünyada çok önemli bir üretim mekanizması var, aşaması var. Dördüncü sanayi devrimi diyorum. Akla, zekaya yatırım yaparak ülkeler katma değerli üretimle milyarlarca doları kasasına koyuyor diyorum. Geçenlerde açıklandı. En büyük 100 şirketimizin marka değerini toplasak 27 milyar dolara ancak ulaşıyoruz. Amerika'da bir tane bilgisayar şirketinin, sıradan bir bilgisayar şirketinin, yani ismini belki 30 senedir duydunuz, sıradan bir bilgisayar şirketinin, yani bizim 100 firmamızın toplamından çok daha fazla bir piyasa değeri var. Hiç öyle ısırılmış elma şirketine girmiyorum bile. Oraya girersek zaten kendimizi çok kötü hissederiz. Şimdi önemli olan ne kadar büyüdüğümüz değil, ne kadar kaliteli büyüdüğümüz. Önemli olan ne kadar insana iş alanı sağladığımız, istihdam olanağı verdiğimiz, umut olduğumuz, ne kadar insan fakirlikten kurtulacak, ne kadar insan sofrasına bir ekmek götürebilecek, bunun garantisini hissedecek. Yoksa büyürsünüz, %27 büyüseniz ne olur? Önemli olan iş alanı yaratıyor muyuz? İnsanlara gerçekten bir istihdam şansı veriyor muyuz? Anneler, babalar, çocuklarım işsiz kalacak mı acaba? Elindeki diplomayla yoksa sürünecek mi diye korku içinde yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Önemli olan bu. Dünya büyüyor. Dünya ilerliyor. Bir Çin gerçeği var. O Çin gerçeği sürekli daha çok üreterek Amerika gerçeği dünyanın en büyük ekonomisi olarak muazzam bir atık ekonomisiyle giderek büyüyor. Üretiyoruz da bir de tüketiyoruz. Bir de bunları atıyoruz. Nereye gidiyor bu atık gerçekten hiç düşündünüz mü? Yani mesela Amerika'da bu kadar çok üretim varsa, dünya bu kadar büyüyorsa, ilerliyorsa, eskiden olduğu gibi değilsek, daha çok alabiliyorsak, daha ucuza alabiliyorsak, yenisini, daha da iyisini, daha da güzelini almak istiyorsak eğer, peki bunların atığı ne oluyor hiç düşündünüz mü? Kendinize zarar veriyorsunuz, kendinizi tüketiyorsunuz, kendinizi hasta ediyorsunuz, doktorlara binlerce lira para vermek zorunda kalıyorsunuz. Neden hastalandığınızı, neden öksürdüğünüzü, neden ciğerlerinizin zarar gördüğünü hep sorguluyorsunuz. Ama demiyorsunuz ki benim iki tane gömleğim varken bir tane daha aldım, benim bir tane gayet güzel arabam varken yeniledim, benim zaten evim gayet güzelken daha büyüğünü istedim, daha çoğunu arzuladım. Onun için de hastalanıyorum, zehirleniyorum demiyorsunuz. Neden sonuç ilişkisi yapmıyoruz zaten? Endüstrinin istediği de tam da bu. Yani böyle bayağı kuş kafalı tüketiciler istiyor endüstri. Dolayısıyla düşünmesin, sorgulamasın, bir sonraki aşamasını hesaplamasın, neden hastalandığını asla kafasına getirmesin, neden ilaç firmalarının birkaç tane olduğunu hiç düşünmesin, aynı ilaç firmalarından aynı şifayı neden aradığımızı hiç sorgulamasın istiyor. Şimdi ben niye Antalya'ya geldim biliyor musunuz? Böyle bir dünyada yaşamayalım diye. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu anlatabilmek için. Burası Muratpaşa Belediyesi'nin sınırları içinde. Beni Muratpaşa Belediyesi'nin bu bölgesine getiren sebep, İstanbul'dan uçağa bindirip buraya getiren sebep şahane bir çalışma. Aslına bakarsanız bir atık çalışması bu. Bir atık kartıyla birlikte herkese evindeki atığın mümkün olan
en iyisini, en birikmişini, en tasniflenmişini bana ver. Ben de bunun karşılığında sana başka bir dünyanın mümkün olacağını göstereyim demiş. Başarılı da olmuş. Bilgi alacaksınız biraz sonra. En muhteşem dediğimiz bu atık yönetimi meselesinde Amerika'nın umurunda değil. Sürekli alır, sürekli alır, sürekli atar. Çöpünde ne olduğu hiç umurunda olmaz. Ama yani Kyoto İklim Anlaşması'na imza atar. Bunu da uygulamaz bile. Amerika böyle bir yerdir. Ama Avrupa biraz daha aklı selim bir kıta. Ama Avrupa'ya da baktığınızda Avrupa Birliği'nin bütün kriterlerine rağmen yani 28 tane Avrupa Birliği üyesi ve Norveç, bütün ülkelere baktığım zaman 28 Avrupa Birliği üyesi ve Norveç diyorum. Çünkü Norveç bütün standartların üstünde. Zaten Avrupa Birliği'ni de beğenmiyor. Avrupa Birliği'ne girmeye tenezzül dahi etmiyor. Avrupa Birliği bir zahmet benim standartlarımı tutturduktan sonra belki beni üyeliğe davet edebilir dedikten sonra da zaten iki kere halkı Avrupa Birliği mi? Avrupa Birliği'ne girmemin bana ne katkısı olabilir ki diye gayet onurlu bir şekilde reddetmiş durumda. Şimdi Avrupa Birliği'nin bu kısmını geçiyorum ama şöyle bir durum var. Norveç'te dahil olmak üzere 28 Avrupa Birliği ülkeleri içine baktım. En fazla atık nereden tahmin edebileceğiniz gibi? Letonya'dan tahmin edebileceğiniz gibi Malta'dan, yani evdeki katı atığın %90'ı direkt çöp sahalarına gidiyor. Bunu en iyi yöneten kim? İsveç. Yine bir tabii ki İskandinav ülkesi. En iyi yöneten kim? Avrupa'nın en büyük sanayi ülkelerinden bir tanesi. Almanya. Atıklarını sahaya gitmeden bir şekilde ekonomiye kazandırıyor. Yani soru şu. Atık hem ekonomik bir çevresel felaket de. Çöp dağları bir yani sera gazı küresel ısınmaya büyük katkı da aynı zamanda ekonomik bir kazanım da olabilir biliyor musunuz? Yani çöpten yepyeni dünyalar yaratılabilir. Önemli. Bakalım bu kart nelere sebep oluyormuş. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Antalya gibi bir yerde sizin gibi güler yüzlü, güleç biriyle karşılaşmak bir kez son derece hoş, güzel bir şey. Sizi ağırlamaktan da biz çok mutluyuz. Sağ hoş ol. Geldiniz. Çok teşekkürler. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Siz anladığım kadarıyla yüksek mühendissiniz. Çevre yüksek mühendissiniz. Dolayısıyla bütün bu çevresel olaylara duyarlısınız. Bakıyorsunuz, gözlemliyorsunuz, çözüm önerileri getiriyorsunuzdur eminim. Bir kez bir kamu kuruluşunda bu hizmeti vermeniz, aklınızı kullanmanız çok hoş bir şey. Bunu söyleyeyim ve kişisel tebriğimi ileteyim size. Teşekkür ederim. Sonuç alabilmek ondan daha da önemli bence. Sizin gibi gençlere ihtiyacımız var. Şimdi çalışma nedir? Hangi ihtiyaçtan doğdu? Bu kart uygulaması nasıl bir uygulama? Bize bahseder misiniz? Bizim asıl sorunumuz tüm belediyelerin yaşadığı gibi bizim de yaşadığımız asıl sorunumuz atığı kaynağında ayırma ve düzenli depolama alanına daha az çöp gönderme. İşletmelerde bu evet belirli yasal standartlar altında işliyor. Fakat bizim asıl sorunumuz hanelerimiz. Her ne kadar yönetmeliklerimizde denilse ki haneler de atığını ayırmakla, organik ve inorganik çöpünü, geri dönüştürülebilir çöpünü ayırmakla yükümlüdür dese de ayırmayan vatandaşlarımıza hiçbir cezai müeyyide uygulaması yok. Biz de bunu nasıl çözebiliriz de ki sorumuza ödüllendirme metoduyla cevap verdik. Elimde görmüş olduğunuz kartımız Çevreci Komşu Kart. Çevreci Komşu Kart'ın amacı şu. 150 bin aktif hanemiz var Muratpaşa sınırları içerisinde. Her hanenin kadınına yönelik ismini özel tasarlanmış bir kart bu. Kapı kapı dolaşılarak bu kartlar vatandaşımıza teslim edildi. Atık toplamak için rotalarımız çizildi. Çizildikten sonra da atığını biriktirdiği kadar puanı karta yüklemek koşuluyla anlaşmalı marketlerimizden alışveriş yapma imkanı sağlandı. Özetle proje. Şimdi çok önemli bir yer Antalya tabii, yani turizmin lokomotifi bir bölge. Dolayısıyla yani bu mavinin asla kirlenmemesi lazım. Biz bir kez her şeyden önce denizimizle çekiyoruz. Antalya yani Allah'ın bir lütfu. Yani kayak da yaparsın, denize de girersin, trekking de yaparsın. İşte mitolojinin içinde de dolaşırsın. Kiliseyi, camiyi yan yana görürsün, havrayı. Şahane bir kültür de. Birçok sebep var buraya gelmek için ama en önemli mesele Akdeniz'in bu muhteşem mavisi. Ben şahsen yani ismi Akdeniz'le özdeşleşmiş, Antalya'yla özdeşleşmiş siyasetçilerin de buraya pek fazla bir katkı yapmadığını düşünenlerdenim. Ama şimdi önümüzde bir fırsat var. Bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Küresel ısınma diye bir gerçek var. Üstüne üstlük daha çok kolay üretebildiğimiz için çöp dağları altında ezileceğimiz bir yer Antalya olamaz mesela. Şimdi siz sorunu bir çevre mühendisi olarak soruyorum. Yani çevre şöyle bir gezdiğinizde bölgede
böyle şey gördünüz mü? İşler acısı bir halde miyiz? Nasıl? Çöp dağları var mı? Yani mesela gördüğünüz şeyleri bize biraz anlatsanıza. Evet, Muratpaşa sınırları içerisinde yaptığımız teknik gezilerde biz bu sorunu fotoğraflarımızla gözler önüne serdik. Şu konteynerlarımız var. Ama o konteynerlerimiz organik çöpler için. Ne yazık ki gidip içine baktığımız zaman sadece organik çöp için değil, geri dönüştürülebilir bütün atıkların o konteynere gittiği ve vatandaşlarımızın gereğinden fazla konteyner talepleriyle belediyemize başvurduğunu tespit ettik. Sorun şu, konteynere gitmemesi gereken atıklar konteynerde. Proje başladıktan sonra atıklar kaynağında, hanede ayrıldığı için artık konteynerlerimiz yarıya kadar bile zor doluyor. Neden? Organik çöp için üretilen, amacına uygun üretilen konteynerler artık doğru kullanımdalar. Sokak sokak topluyorsunuz, çok güzel. Peki bunları atık merkezlerine götüren lisanslı şirketler var diye bilgi verdiniz bana. Evet. Bu lisanslı şirketlerin, yani Türkiye'de denetleme mekanizması çok iyi olmadığı için lisans almaları da pek zaman zaman güven verici olmayabilir. Siz ayrıca denetleme mekanizması kurdunuz mu kendi içinizden? Gerçekten bu işi yapan şirketlerle mi çalışıyorsunuz? Tabii ki. İyi yapan bu işi gerçekten, hakkıyla yapan. Şöyle izah edeyim. Biz bu projeye başladığımızda böyle bir proje yapacağız. Antalya'da yakınımızda bulunan yaklaşık 12 firmaya teklif götürdük. Biz böyle bir proje yapacağız. Lisanslı olmanız koşuluyla lütfen bizle iletişime geçin. Çünkü bakanlık lisanslı olmasını yeterli görüyor. Yeterli görüyor. Dosyaları incelemeye aldık. Bu iş takdir edersiniz ki puan işi olduğu için vatandaşın cebine geri dönen bir mekanizma. Dolayısıyla da o işi finanse edecek olan firmalar bize geri dönüş yaptılar. 3 firmamızla çalışıyoruz. Muratpaşa'yı 3'e böldük ve hem teknik kapasiteleri hem yasal boyutta lisanslamaları şu anda yeterli düzeyde bizim için. Çalışmaları çok tatminkar buluyorsunuz. Bir mühendis olarak çünkü da siz görüyorsunuz. Çünkü özel bir yazılım yaptırdık. Tamam. Toplanılan atık miktarı gün sonları alınarak tarafımızca kontrol ediliyor. Onlara istinaden yapılan puan yüklemeleriyle karşılaştırılıp tesise giren atık miktarı karşılaştırılıyor. Ne güzel. Yazılımı kim yaptı? Yazılımı özel bir firmayla çalıştık. Yine bir yerli firma. Bir yerli firmayla çalıştık. Ne güzel. Tüm denetimi bizden. Mühendis arkadaşlarımız çok emek harcadılar. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Halk nasıl karşıladı? Mesela ilk etapta bir gelir elde edebilmek gibi bir şey onlar için de çok güzel bir şey ama sonra belki yaşadıkları dünyaya katkı sağlamak da hoşlarına gitmiştir, sevmişlerdir de modeli. Çok güzel geri dönüşler var. Şu bilinci yerleştirmek çok güzel, bizi çok tatmin ediyor. Atığını ayıran bir toplum olmak, gerçekten denizinizi, gerçekten yeşilinizi korumak adına onların atmış olduğu bir adım. Ve biz onlara çevreci komşumuz diyoruz. Artık bir misyon yüklendiler bu konuyla ilgili. Ve de diyor ki vatandaşımız çok güzel geri dönüşler. Benim evime et girdi diyor. Benim evime süt girdi. Kendi yani attığı kadar geri kazanıyor. Sistemden memnunlar vatandaşlarımız. Biliyor musunuz bu atıklardan elde edilen enerjiden çıkan seralarda yetişen domatesler, biberler, patlıcanlar yedim ben. Bir de böyle de bir ekonomiye katkısı var. Yani kim bilir nelerde kullanılıyor. Gerçekten çok başarılı bir uygulama. Kutluyorum. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için ama benim unuttuğum, eklemek istediğiniz bir şey varsa siz de vurgulayabilirsiniz burada. Şu kadarını söyleyeyim. Ben çok çarpıcı bir bilgi benim için. O yüzden paylaşayım. Proje başladıktan bu yana yaklaşık 13 aydır toplamış olduğumuz atık miktarı sadece hanelerden bahsediyorum. 1700 tonlara ulaştı. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir sonuç. Vatandaşlarımızın duyarlılığı kaçtan için... Kaçtan 1700'lere ulaştı? Şöyle söyleyeyim. Biz tek bir mahalleden örnek vereyim size. Bu proje başlamadan önce memur evleri mahallemiz pilot bölge uygulamasında 80 kilo topluyorduk sadece atığı. Ev başına. Mahalle başına. Mahalle haftada başına. 80 kilo atık çıkıyordu. Bu projeyle birlikte 5 tonlara çıktı haftada. Yani her taraftan herkesin katılım sağlayarak yani belki de bambaşka bir dünyanın mümkün olacağını gösterebileceği şahane bir fırsat. Üstelik de kendi doğamız, kendi toprağımız, kendi denizimiz, kendi suyumuz, kendi geleceğimiz. Kendi çocuklarımız. Ve kendi çocuklarımız. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bakın size bir şey söyleyeyim. Yani benim için çok önemli bir şey bu. Yani bir gazeteci olarak ben herhangi bir konuda
program yapabilirim, gündeme getirebilirim. Ama genellikle dikkat ederseniz hep toprak diyorum, çevre diyorum, üretim diyorum, tarım diyorum, ekonomi diyorum. Ekonomik büyümenin anahtar kelimelerini inovasyon seçtim, eğitim seçtim, yüksek kaliteli eğitim seçtim ve gençlere yatırım. Benim için en önemli şey insana yatırım. Yani insanı nasıl eğitirseniz, nasıl yol gösterirseniz, nasıl büyütürseniz, nasıl örnekler önüne koyarsanız insanın zihni öyle şekillenir. Öyle olur. Yani gerçekten bir bebekten katil de yaratmak mümkün, bir bebekten bilim insanı yaratmak da mümkün. Nasıl şekillendirdiğiniz, onu nasıl beslediğiniz, nasıl bir dünya verdiğiniz önemli. Şimdi yaşadığınız dünyadan sıkıntılarınız olabilir. Diyebilirsiniz ki yollar kötü, parklar kirli, işte otobüsler çok kalabalık, işte ben zehir soluyorum. Bütün bunlar hepsi birer problem ama soru şu. Siz ne yapıyorsunuz bunu değiştirmek için? Gerçekten hangi katkıyı yapıyorsunuz? Sorunların içinde boğuşuyorsunuz. Sürekli şikayet ediyoruz ama ne yapıyoruz? Üstüme düşen ne? Ben bunun tersine çevirmek için, bu gerçeği tersine çevirmek için vatandaş olarak, insan olarak, birey olarak ne yapıyorum? Üstüme düşeni gerçekten yapıyor muyum? Bakın bir belediye fırsat vermiş. Yani birdenbire 10 katı, 20 katı, 30 katı belki bunların çok çok katlarcası atık toplayabilecek. Eskiden hiç yokmuş neredeyse. Şimdi insanlar atıklarını sınıflandırmayı ve geleceklerini kurtarmayı öğrenmişler. Seçmişler, şimdi katılım yapıyorlar. Diyelim ki dar gelirli bölgelerde, mahallelerde insanlar marketten alışveriş edebilmek için yapıyor. Ama yüksek geliri olan bölgelerde de bir hayat değiştirebilirsiniz. Biraz önce anlattığım daha iyi, daha yaşanabilir bir ülkeyi kurmak için. Çünkü Anadolu olağanüstü bir coğrafya. Başka hiçbir ülkede olmayan birçok özelliği ve zenginliği var. Toprağı zengin. 6500 yıldır bu topraklarda buğday ekiliyor. Ama biz bu toprakları sürekli zehirliyoruz, kirletiyoruz. Akarsularını kirletiyoruz, denizlerini kirletiyoruz. Dağlarını dinamitlerle patlatıyoruz, taşlar çıkarıyoruz. Yani bütün Karadeniz ovalarına giriyoruz. Hidroelektrik santrali yapacağız diye ağaçları tamamen yok ediyoruz. Aslında kendimizi yok ediyoruz. Kendimizi zehirliyoruz. Kendi geleceğimizi baltalıyoruz. Onun için yani kafanızın içindeki o dünyayı değiştirin, zihniyetinizi değiştirin. Deyin ki benim de sorumluluğum var. Ben de iyi bir şey yapabilmek için katkı sağlamak isterim. Ve ne yapabilirim? Belediyelerle iletişime geçin, sivil toplum örgütleriyle telefonlaşın, mailler atın, internet muazzam bir dünya. Ulaşmak istediğiniz herkese ulaşabilirsiniz. Bir Twitter'dan bana istediğiniz anda, istediğiniz saatte, istediğiniz soruyu direkt olarak sorarak ulaşabilirsiniz. Bundan daha özgür bir yapı olabilir mi? Bunu kullanın. Mümkün olan en iyi katkıyı sağlayın ki bu Akdeniz'in mavisi mavi kalsın. Siz politikacının yapmadığını, bürokratın görmediğini, sivil toplum örgütlerinin atladığını ya da bölgedeki herhangi bir gücün görmezden herhangi bir sebeple geldiğini sahiplenin. Siz sahip çıkarsanız Türkiye değişir, dünya değişir, gelecek daha sağlıklı bir gelecek olur. Kendimiz için yapacağız, başkası için değil, çocuklarımız için. Dünyanın ne kadar hızla değiştiğini görüyoruz, biliyoruz, algılıyoruz. Siyaset bile yani birkaç yıl içinde ne kadar değişti. Amerika'da hiç bilmediğimiz, beklemediğimiz, tahmin etmediğimiz bir isim başkanlık koltuğunda oturuyor. Ve o başkan diyebiliyor ki dünyada küresel ısınma diye bir şey yok. Bu bir yalan. Bu bize kartellerin, büyük tekerlerin uydurduğu bir yalan. Yani Çinlilerin özellikle uydurduğu bir yalan. Amerika ile Çin arasında büyük bir rekabet var biliyorsunuz. Çin dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda hızla ilerliyor. Ne yaptı? Yani kendine göre iyi bir demokratik altyapı kurdu. Demokrasisini biraz daha iyileştirdi. Hukuk sistemini sağlamlaştırdı. Yabancı sermayeyi ülkesine çekme konusundaki bütün engelleri kaldırdı. Ciddi garantiler verdi. Dolayısıyla biraz daha kapitalist yapıya kayarken aslında dünyada yatırımcı için cazip de bir ortam oluşturdu. Bir miktar özgürlük verince işte bütün bunlar oluyor. Dolayısıyla hem ülkeye sermaye yağdı hem de içerideki dinamikler ayağa kalktı. Şimdi böyle olunca Amerika tabii ürküyor. Yani 5 belki 10 yıl içinde Çin'in dünyanın en büyük ekonomisi olması büyük bir olasılık ve Amerika için büyük bir tehlike. Dolayısıyla Donald Trump herhangi bir şekilde küresel ısınmayı kabul etmeyip daha fazla üretim, daha fazla dünyayı kirletme, daha fazla dünyayı ısıtma konusunda sınır tanımayacağını ilan ediyor. Dolayısıyla siyaset bu açıdan değişti. Yani bu hikayesini de halkına anlatabildiği için ciddi oranda oy aldı. Yoksa kimsenin aklına bir gün
Yani herkesin aslında sadece bir inşaatçı olarak baktığı, sıradan diye niteleyebileceğimiz bir iş adamının dünyanın liderlik koltuğuna oturması beklenen bir şey değildi. Şimdi belediyecilik gerçekten çok önemli. Yani siyaset değişti derken işi biraz da ben yerel yönetimlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz sık sık vurguluyorum programlarımda. Yerel yönetimler hem dinamikleri bakımından değişim içinde hem de ekonomiye katkıları bakımından son derece çarpıcı işler yapmaya başladı. Başka belediyelerde de anlatmıştım size. İzmir bölgesindeki olağanüstü değişimleri anlatmıştım. Ama benim için küresel ısınma, atık, çöpler, bütün bunlar gerçekten ekonomiye katkı sağlayarak belediyelerin de için içine ruh katarak müthiş bir değişime ön ayak olması için şahane bir gelecek vaat ediyor hepimize. Ve bunu yapanlar var gerçekten. Gittim, gördüm, yerinde baktım. Bir kartla hem insanların hayatı değişiyor, hem bölgenin hayatı değişiyor, hem geleceğe dair bir umut doğuyor, hem de ciddi bir ekonomik potansiyeli hiç yoktan hayata geçirmiş oluyoruz. Ve cari açığı olan bir ülkeye muazzam katkılar sağlıyoruz. Bunları belediyeler yapıyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Cem Bey. Nasılsınız? Kolay gelsin, sağ olun. Siz de iyisiniz. İyiyim ben. Yani İstanbul epeydir soğuktu. Küresel ısınmanın etkilerini biz İstanbullular olarak da yaşadık ama sizin diyarlarda nasıldı bilmiyorum. Gayet keyifli. Küresel ısınmanın etkisini bütün dünya hissediyor. Biz de hissediyoruz. Son 15-20 yıldır hafızamızı yoklayalım. Her yıl mevsimde bir sürpriz var. Ya geç ısınıyor, ya erken ısınıyor, ya yağmur yağmıyor, ya kar yağmıyor. Bunların hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum, düşünmemeliyiz. Bizim çocukluğumuzda Antalya'da meşhur 42'ndiler vardı, kadı kaçıran yağmurları. Aralık ayında başlardı, 40 gün devam ederdi. Çocukluğumuz işte daha 40 yıl önce yaşadığımız şeyler, 40-45 yıl önce. Şu an ondan eser yok örneğin. Çıplak gözle bile görülebilir düzeyde bir iklim değişikliği tablosu var. Umarım dünyada herkes Trump gibi düşünmüyordur. Herkes Trump gibi düşünmüyor ama gerçekten de bir konsensusa ihtiyaç var yani ne yapılmalı konusunda. Şimdi dünyada bu kadar çok atık, bu kadar çok kaynak israfı gidecek yolumuz yok yani. Bir yerde duracak. Bir yerde tüketmemek zorundayız ya da tükettiklerimizi yeniden kazandırmanın peşine düşmeliyiz ki bütün kaynaklar tükendiğinde kendi sağlığımız bozulmasın. Kendi çocuklarımızın geleceğini kurtaralım. Mesele bundan ibaret. Yani ben kendi çocuklarımızın geleceği deyince sanki şiirsel bir cümleymiş gibi, romantik bir cümleymiş gibi geliyor ama artık duvara dayandık. Bir şey yapmamız lazım. Siz de belediye olarak çok önemli bir çalışma başlatmışsınız. Çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Kişisel olarak da müthiş bir şey gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Biz bütün atıklarımızı toplamak istiyoruz. Yani tam toplama. Doğaya hiçbir atık bırakmamış olmak istiyoruz. Yaşayan nesil olarak bizden sonra yaşayacak nesillerle ilgili bir tasarrufta bulunmuş olmak, bir daraltıcı, küçültücü, kötüleştirici etkide bulunmuş olmak istemiyoruz. Tam toplamayı nasıl yaparız diye düşündük. İşte atıkları, nitelikli atıkları, hele hele ekonomiye döndürülebilen atıkları toplamak bize kolay geldi. Şöyle kolay geldi, insanoğlu sonuçta ekonomik teşviklerle çok kolay hareket edebiliyor. Bir ödül sistemi koyduk. Kağıt atıklar, plastik atıklar, metal atıklar, şimdi elektroniğe başlamak üzereyiz. Geliştirilebilir, bütün atık kalemlerine teşmil edilebilir. Tartıyoruz yerinde, elektrikli araçlarla bütün mahallelerimizi, bütün sokaklarımızı dönüyoruz. RUT oluşturuyoruz, iki RUT en az mahallede haftada iki kez geliniyor en az. Tartıyoruz. Radyo dalgalarıyla sinyal gönderen bir kart sistemimiz var. Hemen server'a yansıyan veriler ödülü işliyoruz. Yani tartarak ödül veriyoruz atık toplayan komşumuza. Şimdi daha önce uygulamalarla eminim ödül verdikten sonra ortaya çıkan tablo arasında hiçbir bağlantı yoktur. Muazzam fark yarattınız değil mi? Olağanüstü. Antalya memur evlerinde 1'e 40 memur evleri düzgün orta sınıf bir mahallemizdir. Ne çok zengin ne çok fakir orta bir mahallemizdir. 1'e 40 arttı. Şu anda 17 bin aile kartlarımızı kullanıyor. Olağanüstü sonuçlar çıkıyor. Şu anda biz atıkları ne yapıyoruz? Atıkları biz şu anda vahşi depolamaya konu ediyoruz. Yani çöp konteynerlarına atıyoruz.
çöp konteynerlarında gidiyor, vahşi depolamalara maruz kalıyor. Oradan ayrıştıracağız diye büyük paralar harcıyoruz. Şu andaki durumumuz bu. Oysa hiç depolama şeye konteynere atmaya gerek yok. Vahşi depolamaya maruz bırakmaya gerek yok. Ailede ayrıştırılmış vaziyette alabiliriz. Alıyoruz. Bir ekonomik kaynak oluşuyor. Yani toplayan şirkete gitmiyor para. Toplayan şirkete belli bir miktarı gidiyor. O operasyonu devam ettirmesi lazım. Ama bir miktarı da aileye gidiyor. Aile isterse onu market alışverişinde kullanıyor. Götürüyor kartı. Çevreci komşu kart. Çevreci komşu Ayşe Taş atıyorum. Götürüyor. Marketten alışverişini yapıyor. Ama istemezse de öğrencilere burs olarak veriyor. Fakir öğrencilere burs olarak veriyor. Bütün Türkiye'ye yayılsın istiyoruz. Kaba bir hesap yaptık. TÜİK verilerine göre aslında tam veri de yok. Ama biz kendi verilerimizle, kendi karşılaştığımız tabloyla TÜİK verilerini bir beraber harmanlamaya çalıştık. İnanın Türkiye'nin 5 milyar dolarlık yıllık bir kaynağı bu yaptığımız işlem yapılmadığı için israf oluyor. İsraf oluyor. Yani eğer bu çevreci komşu kart sistemi bizim, ödül sistemi, tam toplama sistemi bütün Türkiye'de uygulamaya geçer ise yaklaşık 5 milyar dolarlık ekonomiye bir kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Muazzam bir rakam. Bu sadece ekonomik yönü. Müthiş bir rakam. Çevreyi korumuş oluyorsunuz. En önemli bence, en uzun vadeli etkisi bu. Çevreyi korumuş oluyorsunuz. Belediyelerimiz çok pahalı fiyatlara çöpleri topluyorlar. Çok pahalı bir operasyon maliyeti var. Oralarda da çok büyük küçülmelere sahne oluyor tablo. Çünkü bu topladığımız nitelikli atıklar büyük hacim oluşturan atıklar. Çöp merkezlerine gitmiyor bir de. Çöp yığınları oluşmuyor, çöp dağları tabii, oluşmuyor. Tabii, bunlar tabii, kullanılabilecekleri tabii. Başka bir yere gidiyorlar. Tabii. Bir kez en önemli katkısı bu. Yani kesinlikle. O kesinlikle. Çöp dağlarından, yığınlarından, hastalıktan, gazlardan büyük oranda. Büyük oranda tamamen kez, değil ama büyük tabii, oranda tabii, tabii. Kurtulmuş oluyorsunuz. Bütün o hengamenin içine de kendi atığınızla girmemiş oluyorsunuz. Tabii. Üstelik gazdan da enerji elde edip başka... O ayrı bir şey. Ayrı olay. Bir şey. O tabii, ayrı tabii. Bir olay. Çok güzel örnekleri var dünyada. Toplanan çöpü enerjiye çevirmek, ekonomiye çevirmek, minimum atıkla... Türkiye'de de örnekleri var. Büyüyecek var. Yavaş yavaş. Kaliteli örnekleri şimdi belediyeciliğin var. Değişmesi de çok çarpıcı bir şey. Ve hızla değişmeye başladı. Siz de bunun öncülerinden bir tanesisiniz. Niye böyle bir ihtiyaç duydunuz? Şimdi belli trendler var. Dünya tarihinde böyle geliyor geçiyor. Bazı şeyler var ki temel yani trendlerden çok etkilenmemesi lazım. Şimdi 80'lerde Doğu blokunun yıkılmasıyla birlikte biz bir Reagan Thatcher dönemi yaşadık biliyorsunuz. Burada aslında insanoğlu böyle abartmayı çok sever. Uçlara doğru sürekli konjonktürel olarak savrulabiliyoruz. Böyle bir çok yoğun bir böyle aman ha kamu hiçbir şey üretmesin, aman ha kamu işte her sadece devlet elini çeksin. Çeksin filan abartılı bir şey. Çok abartılı bir şey. Şimdi şu anda onun sıkıntılarını dünya fark ediyor. Zaten 4. sanayi devrimi dönemindeyiz. İnsanların ihtiyaçları çok değişti. İnsanın ihtiyacını esas almayan bir belediyecilik ne işe yarar ki? Yani ben şehre baktığımda şu boş arazide ne inşa edilir? Bu boş araziye yap işlet devletle ne yapılır? Şuraya ne ihale yaparım diye baksam bunun topluma ne ayrı var? Benim şehre baktığımda bu şehrin ihtiyaçları ne diye bakmam lazım. İşte topluma hayırını düşünmediği çağlarda, hiç düşünmediği çağlarda yaşıyoruz. Bu da böyle bir çağ. Dünyanın hemen hemen her yerinde ama aynı işte şey var. Ama işte biz şehirlerimize insanıyla birlikte bir sanat eseri gibi bakmak çok zorundayız. Güzel. Yani sadece fiziksel olarak değil... İnsan faktörüyle beraber bir sanat eseri gibi bakmak zorundayız. Yani belediyeciliği artık sadece kanalizasyon yapan ya da ulaşımı sağlayan ya da asla çöpleri değil, toplayan bir merkez değil. Olarak asla görmek gerekiyor. İhtiyaçlar çok çeşitlendi. İnsanlarımız spor yapmak istiyor. Eski dönemlerde hiç olmadığı kadar. İnsanlarımız sanat aktivitesi istiyor. Eski dönemlerde hiç olmadığı kadar. Belediyelerimiz eğer iktisadi olarak rasyonel bulmazlar ise doğrudan üretimin bir parçası olmaları lazım. Çünkü direkt tüketimin kalitesine yansıyan, vatandaşın yaşam kalitesine yansıyan sonuçları oluyor. O zaman en kısa zamanda Murat Paşa'da tekrar görüşmek dileğiyle. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını Başkan. Dilerim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Türkiye dünyanın gelişen ülkelerinden bir tanesi. Şimdi gelişme demişken gelişmenin tanımını çok net bir şekilde koymamız lazım. Kaynaklarımızı doğru kullanabilecek şekilde gelişirsek eğer biraz daha elle tutulur bir büyümeden, gelişmeden bahsedebiliriz gerçekten. Şimdi şöyle söyleyeyim, Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilir mi? Girebilir tabii ki, bu bir hedef, bu bir önemli de bir hedef ama girmesi için bir kez çok kaliteli bir eğitiminin olması lazım. Sadece insana yatırım yapan bir politikanın oluşması lazım. Yani yüksek teknoloji ihracatı yapabilecek kalitede standartları yükseltebilmemiz lazım. Ama gelin görün ki Türkiye'nin doğal kaynakları yok. Yani petrolü yok, doğal gazı yok. Dolayısıyla bir Norveç gibi zenginleşebilecek bir ülke değil. Şimdi bana diyeceksiniz ki programlarında hep Hollanda'ya örnek verirdin. Şimdi sürekli Norveç'e taktın kafayı. Norveç bir standart olsun. Norveç 5 milyonluk bir ülke. Ama önemli olan o standardı tutturmak için milyon sayısı değil. Ne kadar az kişinin yaşadığı değil. Önemli olan zihniyet. Gerçekten bir standardı hedef olarak koyarsanız o standardı tutturmak için yola çıkmış olursunuz. Bu da önemli bir kazanımdır. Şimdi Türkiye gelişen bir ülke, dünyanın 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen bir ülke ama şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir kez bizim dediğim gibi kaynaklarımız kısıtlı, doğal gazımız yok, petrolümüz yok ve cari açığımız son derece yüksek. Cari açığımızın yüksek olması ne demek? En ekonomiden anlamayanlar için bile, yani size küçük bir açıklama yapayım, yani cebimizdeki parayı tasarrufa koymuyoruz demek. Yani biz çok fazla enerjiye para veriyoruz, milyarlarca dolar petrole, milyarlarca dolar doğalgaza yok çünkü ithal etmek zorundayız. İthalatımız çok fazla. Yani halkımızın da gelir düzeyi son derece düşük olduğu için bunu götürüp de bankaya mevduat olarak tutamıyor, yatıramıyor. Dolayısıyla tasarruflarımız OECD ülkeleri arasında en düşük ülkelerden bir tanesi. Yani bizim bir şeyleri çok akıllıca kullanabiliyor olmamız lazım. Cari açığımız yüksek olduğuna göre dışarıda satacağımız milyarlarca dolarlık bir petrol gelirimiz, doğalgaz gelirimiz olmadığına göre, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olmayı hedeflemediğimize göre, dünyanın en büyük yazılım sektörü bizde olmadığına göre, bunlar olabilir elbette. Eğitim kalitesini yükseltirsek arka arkaya o kadar sık bir şekilde olur ki kendimiz bile şaşarız. Bu iş sadece odaklanmaya bakar, bu iş sadece hangi sektörlere odaklanıp hedeflerimizi nasıl koyacağımıza bakar. 10 sene içinde uçar gideriz. Ben size hep söylüyorum formülü. Bir tarım sanayi ülkesi olması için bir ülkenin tarım ülkesi olması lazım. Tarımda başarı kazanamayan bir ülkenin sanayide söyleyebileceği hiçbir sözü olamaz. Çünkü ham madde ithalatı yapıyoruz. Türkiye'de 100 liralık üretilen malın 70'i ham maddeden geliyor, biliyor musunuz? Ham madde ithalatından geliyor. Yani 100 liralık malı önce 70 liralık ham madde ithalatı yapıp ondan sonra satmak zorundayız. Şimdi bu kadar çok ham madde ithalatı yapacağımıza acaba çöpler, atıklar, bütün bu gelişen, ilerleyen, sürekli tüketen, para harcayan bir toplumuz ya, bütün dünya ülkeleri gibi daha çok paramız var ve daha çok yiyecek, içecek, gıda, mobilya, televizyon, araba alıyoruz, parfümler kullanıyoruz, içecekler, gazlı içeceklerle sera gazını iyice patlatıp dünyayı kirletiyoruz ve bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Kutuplarda ayılar ölüyor. Bize ne canım kutuplardaki ayılardan diyoruz ya, kendimiz yapıyoruz onu. Dünya ısınıyor. Dünya ısınınca da acayip bir sağlıksız ortamda yaşıyoruz ya. Mesele şu, biz en basitinden elimizdeki malzemeyi nasıl değerlendirebiliriz? Yani bu kadar üretip bir kenara atarken bu atıklardan bir kazanım sağlayabilir miyiz? Çöpler nereye gidiyor? Dağ gibi çöplerden yeni dünyalar yaratılabilir mi? Meselesi bizim için en önemli mesele. Çünkü paramızı cebimizde tutmamız lazım. Ülke üretiyor. Üretirken bir taraftan da atıyor. Evlerde hiçbirimiz aklımıza bile gelmiyor. Nereye gidiyor bu çöpler? Nasıl kullanılıyor? Ekonomide bir kayıp mı oluyor yoksa ekonomiye bir kazanç benden oraya gider mi? Sorusunu sormamız lazım. Burası bir atık merkezi. Arkamdaki çöp de bayağı 300 bin liralık bir çöpmüş. Evet, biraz öyle. İleride de 1 milyon lira değerinde bir çöp varmış. Çöpten nasıl ziyade bir yerdeyiz? Burası atık merkezi. Evet, burası ambalaj atıklarının kaynak daire toplandığı, türlerine göre tasnif edilip ana sanayiye sevk edildiği bir tesis. Bu işlemlerde ambalaj atıklarının kaynak daire toplanması ve işlenmesine dair bütün işlemler lisanslandırılarak yapılıyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan belli izinlerin alınması gerekiyor. Bu kapsamda tabii ki bizim en büyük kaynaklarımızdan birisi, birlikte çalıştığımız Muratpaşa Belediyesi'nin
vatandaşları. Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar için Muratpaşa Belediyesi Çevreci Komşu Kart adı altında bir proje geliştirdi. Ve bu proje kapsamında da konut sakinlerinin özellikle ambalaj atıklarını evlerinde türlerine göre ayırarak bir puan karşılığında sisteme vermelerini sağlamaya yönelik bir projeydi bu. Çok güzel bir proje. Şimdi ben bir burayı anlamak istiyorum. Evet. Şimdi arkamdaki şeyi bana bir anlatın. Bu naylondan oluşan evet. bir balya mı? Bu nasıl bir... Aynen öyle. Biz buna polietilen film diyebiliriz. Tamam. Bunların içerisinde toplama poşetleri de var. Çöp poşetleri de var. Bütün bunlar bizim aslında evde kullandığımız, kullandıktan sonra da bizim için bir anlam ifade etmeyen ve kurtulmak istediğimiz şeyler. Ne bekliyorsunuz bir evden mesela? 4 kişilik bir aileden en temel çöplerini mesela ayırırken ne bekliyorsunuz? Ne yapmalarını bekliyorsunuz? 4 kişilik bir en aile. Basit. Çok basit olarak şöyle. Bugün itibariyle aldığımız pek çok ürün ambalajlı. Ve bunlar kağıt, cam, plastik, kompozit veya metal ambalajlar olabilir. Ya ben basit bir mesela dışarıdan basit bazen çok eve geç geliyorum. Evde yemek yok. Dışarıdan yemek istiyorum değil mi? Evet. Mesela çok basit bir şey istiyorum. Tek bir yemek. Evet, bir pizza bunun, istiyorsunuz. Bir pizza istiyorum mesela. Bunun kutuyla bir şeyi var, atığı var. Kesinlikle. Yani anormal. Yani çatal bıçaktan tut da yani gönderdiği kolonyalı mendile kadar gönderdiği ekstra işte yanına şey koymuş bir salata koymuş. Salatayı kabına kadar. Kaba koymuş, kabı ambalajlamış, ambalajın üstüne etiket kapak yapıştırmış. Koymuş, evet. Yani bir torba çöp çıkıyor. Bak bir tane pizzadan. Sadece benden bir kişi. Muhakkak evet. Şöyle bakıyorum dev bir torbayı kapının önüne koyuyorum. Evet. Bunların hepsi korkunç bir şey. Kesinlikle. Ancak bunun bir ekonomik değer olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu her ne kadar biz bundan kurtulmak istesek de aslında bu ana sanayi için, kağıt geri dönüşümcüsü için, plastik geri dönüşümcüsü için, bunun yanında kompozit geri dönüşümcüsü için bir kaynak aslında. Ve biz bu ham maddeleri nereden temin ediyoruz? Plastikler az önce sizin de bahsettiğiniz gibi petrol türevi. Kağıt için ağaçları kesmek zorundayız ki sellozuna ulaşalım ve buradan ilerleyerek kağıt üretim. Daha kaç tane ağaç keserek ilerleyebiliriz? Kaç tane petrol, daha ne kadar petrol ithal ederek sürekli malzeme üretebiliriz? Ya aynen. Bitiyor dünya bu, işte. Kesinlikle bu sürdürülebilir bir durum değil. İşte sürdürülebilir olan aslında bizim atık olarak gördüğümüz özellikle ambalajlardan oluşan atıkları geri dönüştürmek ve bunları tekrar ekonomiye kazandırmak. Yani bir aile ne yapsın? Bana bir aile çizim. Ne yapsın? Bir ailenin günlük tüketiminden bahsedelim. Bir aile ne yapar? Su tüketir, meşrubat tüketir, ambalajlı ürün tüketir, pazara gitmişse poşetler içerisinde pazar taşıma torbalarıyla beraber sebzesini, meyvesini getirir. Bütün bunlar içlerinde bazıları tekrar kullanılabilir durumda. Tekrar kullanılabilir olanları zaten kullanalım. Özellikle poşetimizi tekrar çöp poşet olarak kullanabiliriz. Günün sonunda en azından ömrünü uzatmış ve onun için ayrıca bedel ödemiş olmayız ki bu da ülke ekonomisine bir katkıdır aslında. Ancak artık kullanamayacağımız duruma gelenlerden kurtulacaksak ve bunların değerlendirilebilir olduğunu biliyor isek ki bu da eğitimden geçiyor yolu ki biz bunu çalıştığımız alanlarda insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Bunları diğer atıklardan yani işte portakalın kabuğundan, karpuzun kabuğundan, yemeğin fazlasından ayrı bir torba içerisinde biriktirip belediyemizin kurmuş olduğu sisteme, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hükümlerini belirlediği mevzuata uygun biçimde ayrı bir alana koysunlar ve biz bunun toplamasını yapıp tesisimize getirelim, türlerine göre tasnif edelim. Bundan sonra da ana sanayiye sevk edip ham madde ihtiyacının, döviz bağımlılığının bir kısmını çözmüş olalım. Bu açıdan baktığımızda bu proje bizim için hem ekonomik anlamda hem de vicdani anlamda çok faydalı ve bu projenin içerisinde olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Biz de sizin sesinizi duyurmaktan çok mutlu olduk çok gerçekten. Teşekkür ederiz. Hepimiz için sağ önemli olun. Bir gelecek yolu açıyorsunuz. Teşekkür sağ olun, ederiz. Çok teşekkürler. Size Tayvan yani gezim sırasında göstermiştim biliyorsunuz. Beni çok etkileyen detaylardan bir tanesiydi. Bir firmaya gitmiştim ve firma işte hepimizin tabii ki zayıf kalabilmek, sağlıklı yaşayabilmek için spor yapması gerekir. Spor salonlarında kullanılan yürüyüş bantları vardır ya da evlerimize aldığımız yürüyüş bantları. Beni çok etkileyen ürünlerden bir tanesi.
tanesiydi o. Bakın Tayvan'da ne düşünmüş. Bir taraftan yürürken bir taraftan enerji depolayan bir cihaz var yanında. O enerjiden de evin elektriği, evin gazı, evin bazen ısınması bile sağlanabiliyor. Yani yürürken dünyaya bir katkı sağlıyorsunuz ve böylece daha az doğaya zarar veren, ağaçların yok olmasını daha fazla destekleyen bir yaşam sürüyorsunuz. Nasıl düşündüğünüze, nasıl baktığınıza bağlı. Şimdi bu programı izlerken kabul edin. Özellikle gençlere sesleniyorum buradan. Yani zamanın gençlerinin hiçbir değere, hiçbir kayba aldırdığı bir ahlak maalesef yok. Böyle olmayın. Bu şekilde bir ahlakla sürdürülebilir bir dünya kurmamız bakın mümkün değil. Diyebilirsiniz ki amma da didaktik konuşuyorsun, sürekli öğütler veriyorsun. Buna tahammül etmeyi eğer öğrenir de ben hiç böyle düşünmemiştim. Başka açıdan düşünmemi sağladım diye izlerseniz gerçekten başka dünyalar yaratabilirsiniz. Çünkü sürdürülebilir değil. Bakın biz çöplerden bir enerji elde edebiliriz. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Düşünebiliyor musunuz? Belki de hiçbiriniz bilmiyordunuz. Buradaki çöplerden çıkan metan gazından belki seralar kurulacak ve bu seralar bir mahallenin, belki bir bölgenin, belki bir şehrin bütün gıda ihtiyacını, bütün sebze ihtiyacını karşılayabilecek duruma gelecek. Bu mümkün biliyor musunuz? Sadece yerel yönetimlerin destek vermesi lazım. Sadece belki de merkezi hükümetlerin buna son derece gerçekçi politikalar olarak parasal destekler vermesi lazım. Yani bakın herkesin birbirini gırtlakladığı, boğazladığı Arap Yarımadası'ndan petrol ihracatı yapıp belki de çocukların bomba yağmasını destekleyeceğimize kendi içimizdeki kaynakları en iyi şekilde nasıl kullanır, ondan nasıl enerji elde eder ve kendi hayatımızı kurtarabilecek adımlar nasıl elde edebiliriz? Bu yaratıcı düşünme dünyası artık. Yani 4. sanayi devrimi dediğim şey hep böyle söylüyorum. Sürekli ısrarla söylüyorum. Bu başka bir dünya artık. Dikkat edin. Bir elimin ya da hadi iki elimin parmağını geçmesin. Hep aynı ülkeler fark yaratıyorlar dünyada. Niye? Hiç düşündünüz mü? Neden aynı ülkelerden teknoloji ürüyor? Neden aynı ülkelerden yaratıcı zekalar çıkıyor? Neden hep aynı ülkelerden öncü toplumsal hareketler geliyor ve bizler taklit etmek zorundayız? Birileri de bizi taklit etsin. Belki Türkiye dünyanın çöplerini en iyi yöneten, onlardan en iyi geliri elde eden, onlardan en iyi sosyal ve insani zemini hazırlayan ülke olarak tarihe geçebilir. Niye olmasın? Sadece hedef koymak ve sadece o hedef için çalışmakla mümkün. Ama siz katılmazsanız olmaz. Siz de bugün şu saniye itibariyle bu programı izlediğiniz andan itibaren bambaşka bir insan yaratın kendinizde. Başka bir açıdan bakın. Mutfağa girin, çöplere şöyle bir bakın. Ondan sonra deyin ki ben her gün aynı disiplini elde edeceğim. Çünkü fark yaratacağıma inanıyorum. Çünkü sadece bir çöple bile şahane, aydınlık bir dünya yaratılabileceğine inanıyorum. Umutsuzluktan vazgeçin. Umutsuzluk hepimizin ruhuna, hepimizin zihnine çok büyük bir hançer, büyük bir zarar. Tam tersine en umutsuz olduğunuz anlarda bile bambaşka pırıl pırıl parlayan bir güneşle dünya kurulabileceğini hayal edin. Buna ister polyanacılık deyin, ister gerçekçilikten uzak deyin. Zaten biz olmaz, yapamayız, başaramayız, dünyadaki sistemi aşamayız, dünyada bir sürü babalar var, bu büyük büyük babalar bizi yönetiyor dediğimiz andan itibaren yenilgiyi kabul ediyoruz. Onlar da zaten bu duygu olsun diye sürekli ama sürekli hep aynı ülkeleri sömürüyorlar. Sömürüye başkaldırı belki de mutfaktaki çöpten başlıyordur. Ne dersiniz? Biraz yakından bakın, gerçeği görürsünüz.